Biz İstanbul halkına bunu referanduma götürebiliriz. Türkiye çapında bir referandumdan söz etmiyorum. Ama İstanbul halkına soracağız. Bu konu bize sorulmadı. Topçu Kışlası ve Gezi Parkı ile ilgili son sözü İstanbulluların söylemesi gündemde. Başbakanın Gezi heyeti ile yaptığı görüşmeden referandum önerisi çıktı. Gezi Parkı ve oradaki Topçu Kışlası ile ilgilidir. AKM binası referandum konusu değildir. Sanatçılar, aktivistler, öğrenciler. Eylemlerde temsil edilen her kesim ağırlandı AK Parti'de. 11 isim geldi. Başbakan Erdoğan, 3 bakan, 1 genel başkan yardımcısı ve kızıyla 4,5 saat boyunca Gezi Parkı eylemcilerini dinledi. Gezi Parkı'nda da son öyle kıyamete kadar efendim uzun boylu bu eylemin sürdürülmesi de kesinlikle hükümet tarafından kabul edilmeyecektir. Bir an önce aslında Gezi Parkı'nın da boşaltılması gerekiyor. Eylemciler Erdoğan'a illegal örgütlerle beraber olmadıklarını söylediler. Başbakan'dan gençleri anlamasını, kucaklamasını istediler. Bazıları hayat tarzlarına müdahaleden dolayı rahatsızlıklarını aktardı. Erdoğan dinledi, tek tek not aldı. Biz millet için çalışıyoruz dedi. Orantısız güç kullananlar hakkında gerekenin yapılacağını söyledi. Referandum seçeneğini sundu başbakan. Halka gidelim dedi. Bir referandum seçeneğinin çok isabetli olacağını ve bunun meselenin çözümünde çok önemli, çok iyi bir adım olacağını da ifade ettiler. AK Parti sözcüsünden sadece dakikalar sonra kameralar karşısına geçen heyet üyeleri ise referandum konusunda görüş bildirmedi. Bu konu bize sorulmadı. Kişisel görüşlerimizi bu akşam açıklamayacağız. Yarından itibaren hepimiz daha serbest olacağız. Kimsenin sözcüsü olmadıklarını söyleyen heyet, diyalog kapısının açılmasından memnundu. Vatandaş sorumluluğumuzun şu anda sona erdiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede yetkilileri ve sorumluları sağduyuya davet ettik. Taksim platformu yoktu. Sözcülerinden Betül Tambay görüşmedeydi. Ama platform adına değil bireysel olarak katıldı. Greenpeace ve Agos gazetesi yazarı Hayko Bağdat ise görüşmeyi kabul etmedi.